Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Android Auto'nun kurulum videosunu çekeceğiz. Neden çekiyoruz bu videoyu ilk önce onu açıklayalım. Android Auto bildiğiniz gibi daha ülkemizde yok. Yani Google Play Store'da da gözükmüyor. O yüzden farklı bir siteden indireceğiz. APK Mirror diye bir siteden. Yani hatalarla karşılaşabiliyoruz bazen. O yüzden çekmek istedim. Şöyle indirme yerine gelelim. Cihazınız ARM 32 bit ya da 64 bit olmasına göre ya da x86 da olabilir. Ona göre yükleme şeyini seçmeniz gerekmekte. Bizim cihazımız 64 bit, o yüzden bunu seçiyoruz. Eğer bununla ilgili sorularınız olursa onları da yazabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. 32 bit mi, 64 bit mi ve benzeri gibi. Buradan indir diyoruz. Ben bu linkleri yine şeye koyacağım. Videonun altında falan açıklama kısmına. Evet arkadaşlar, şuradan doğru olduğumuz çıktık. Başladı. Dememiz. Android Auto'nun şuradan kendi sitesine de bakalım. Bu arada yeni bir özellik gelmiş. Hem telefon ekranından kullanabiliyorsunuz hem de yani ikisi aynı anda değil ama hem de arabadan görüntüleyebiliyorsunuz istediğiniz gibi nasıl isterseniz. Burada uyumlu olduğu uygulamalar falan. Ben birkaç tanesini göstereceğim inşallah şimdi. Kurulumdan sonra bunlarda hangi arabalarda falan var, hangi markalarda. Olmayan neredeyse yok zaten. BMW Android Auto kullanmayacağını açıkladıydı. Bu da komik. BMW bazen böyle şeyler yapıyor. BMW zaten mekanik araba ya. Elektronik şey gerekmiyor. Android Auto'ya hoş geldiniz. Başlayın. Devam. Devam et. Üste görünebilme izni. İzin ver dedik. Bildirim erişimi izin ver. Konum. Tamam dedik. Aracınıza bağlı. Yükleme tamamlandı arkadaşlar. Eğer siz bir hatayla falan karşılaşırsanız yani nasıl olacağını da bilemezseniz yorumlarda falan belirtin, yardımcı olmaya çalışalım size. Ben diğer cihazımı yüklerken Google Play müzikle ilgili bir hatayla karşılaştım. Eğer sizde de öyle bir şey çıkarsa yine APK Mirror'ın sitesini koyacağım. Buradan indirme yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi arabaya geçelim ve bağlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi sistemimizi açtık. Telefonu bağlayabiliriz. Arabanın USB portuna direkt bağlayacağız. Şimdi bağladığım zaman otomatikman Android Auto'ya çıkacak zaten. Evet, böyle çıktı. Otomatik bağlandı zaten. Buradan son çağrıları falan görebiliyoruz. Cevapsız çağrıları.
telefon özelliği. Bluetooth'la telefon menüsünü buraya getiriyor. Buradan Google Haritalar, Google Maps üzerinden çalışıyor. Bu arada Android Auto kullanımı için şey gerekiyordu, 3 uygulama gerekiyordu. Asıl gerekenler şu: Google Maps, Google arama uygulaması, bir de şey, Google Play Müzik. Eğer bunlar güncelse zaten bir daha hiç yüklemenize falan gerek yok. Başka ne özellikler var? Burada müzik dinleme özelliği var. Spotify, Play Müzik, TuneIn Radyo. Siz başka uygulamaları da yükleyebilirsiniz. Desteklediği uygulamaları internet sitesinden bakabilirsiniz. Android Auto'nun kendi sitesinde aşağıda linkleri. Başka ne özellikler var? Diğerlerine bakalım. Play Müzik'ten bir parça dinleyebiliriz. Sadece içinde Samsung'un kendi müziği olan Over the Horizon var. Mesela burada da mesela ben önceden dinlemiştim. Mesela kaldığı yeri falan da biliyor. Ön belleği alıyor öyle şeyleri. Yani bildiğiniz arabayı akıllı bir araba haline getiriyor. Spotify'da da yine bir şey dinleyebiliriz. WeChat gibi sohbet programları falan da destekleniyor. Tabi bunları yapmanız için ya bir Wi-Fi'ye bağlı olmanız lazım ya da mobil veri. Wi-Fi'yi zaten bulamazsınız araçta, zor. O yüzden mobil veri bağlantısı gerektiriyor. Bu da böyle. Google Maps'e biraz daha bakalım. Yani bildiğiniz navigasyonu buraya getiriyor ya. Çok güzel. En çok beğendiğim özelliklerden biri bu. Mesela navigasyon paketini araçta almanıza gerek yok. Ek bir sürü 7000 liraya yakın bazen para isteyen araçlar oluyor. BMW'de, Mercedes'te belki de daha fazla hatta. O yüzden bu Android Auto gibi şeyler yetiyor. Bu arada BMW'de Android Auto yok. Kullanmayacağını açıklamış. BMW zaten mekanik bir araba. Önemli olan mekaniğe elektronik şeylere pek gerek yok. Evet, böyle. Buradan arama falan da yapabiliyorsunuz. Gideceğiniz yeri, Ankara benzeri falan, Afyon gibi mesela. Afyon Karahisar. Rota yükledi. Yani bildiğiniz navigasyonu kullanabiliyoruz. Rota bulunamadı dedi. Şu an garajda falan olduğumuz için GPS falan tam çekmiyor olabilir. Ama normalde çalışacaktır. Evet, bu da ana menüsü. Böyle küçük kısa yollar benzeri geçmişi hatırlatan şeyler falan. Hatırlatıcılar. Buradan Opel ekranına dön diyor. Yani normal arabanızın kendi ana menüsüne dönebilirsiniz. Böyle arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her türlü sorularınızı sorabilirsiniz, yorumlardan falan olsun. Hatalarımız olduysa affola. İleride daha iyi videolar çekmek için çabalayacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.